Research Institute on Turkey'nin Kolektif Hafıza podcast serisinin yeni bir kaydındayız. Bugün Yektan Türk Yılmaz bizimle beraber. Yektan hoş geldin. Hoş bulduk Eylemci. Yektan Almanya'da şu anda çalışıyor araştırmacı olarak. Forum Transregionale Studien'de antropolog olarak araştırmalarına devam ediyor. Yektan, istersen çok kısaca şu anda Ermeni soykırımı üzerinde çalışıyorsun. Dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu seni takip ediyorlardır zaten. Tam olarak ne üzerinde çalışıyorsun, nasıl bir zamanlama içerisinde çalışıyorsun? Oradan başlayalım istersen. Evet, yani ben açıkçası çok farklı veçelerini ve zamanlarını çalıştım Ermeni meselesinin, Ermeni sorununun, Ermeni soykırımının, hatta bazen kültürel tarihinin. Ama çok spesifik olarak hem doktora tezimde hem de şu anda soykırım hemen öncesi veyahut da soykırım esnası, soykırım anı, karar verme mekanizmaları ve aktörler arasındaki bu süreçler içerisinde aktörler arasındaki ilişkileri, aktörler arasındaki diyelim ki görüşmeleri ve bunların hem büyük hem genel uluslararası ölçekte hem de lokal ölçekteki değişik evrelerine bakıyorum. Evet, en geniş anlamıyla böyle tarif edebilirim. İstersen şuradan alalım, daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışalım. Ermeni soykırımı ya da sorunu üzerine yapılan akademik çalışmaların genel bir panoramasını bize verebilir misin? Neler oluyor alanda? Tam olarak çalışmalar hangi perspektiflerde devam ediyor? Hangi yöntemler, metotlar daha çok tercih ediliyor? Oradan başlayalım, sonra daha özele doğru gitmeye çalışalım. Tabii. Yani şu bir genel bir şeyler söylemeden önce tersten biraz başlayayım istiyorsan. Yani şu son 10 yıldır bence çok önemli değişiklikler oluyor alanda. Bir araştırma konuları bir defa çeşitleniyor. Yani uzun süre çünkü bir horoz dövüşü şeklinde gitmiş bir tartışma var burada. 1915 etrafında kilitlenmiş ve çok hem metodolojik olarak çok dar, kaynak kullanımı olarak çok dar, sorduğu soruların anlamıyla çok dar. Soykırımın çok farklı yönlerini işlemekten uzak. Şu anda bence son 10 yıldır burada bir değişiklik var. Bu değişikliğin birincil bence önemli kısmı artık mağdur grubun kaynaklarının bakış açısının her geçen gün alanda daha önem kazanması, bu bir. İkincisi, soykırımın hafıza çalışmalarıyla çok beslenmesi. Bu çok önemli. Bunu çok önemli buluyorum. Üçüncüsü, Ermeni soykırımının çok farklı, çok daha öncesinden gözden kaçmış boyutların ele alınıyor olması. Ne gibi diyeceksiniz? Mesela gender ele alınıyor artık. Ne bileyim, işte conversion meselesi, yani din değiştirme, zorla din değiştirmeler artık daha önde. Ayrıca daha parça olarak çalışılmaya başlandı Ermeni soykırımı ve etrafındaki meseleler. Ne demek istiyorum? Yani Ermeni soykırımı nedir, nasıl olduğu sorusu genel bir soru olmaktan öte, artık daha Ermeni soykırımı nasıl farklı şekillerde yaşandığı sorusu, nasıl deneyimlendiği sorusu daha sorulmaya başlanıyor. Failler üzerine çalışmalar yapılıyor. Mesela Ümit Kırıt'ın yakın dönemde yaptığı çalışmalar var bu konuda, ilginç. Yani biz daha önce kim yaptı, kim üzerinde yapıldı çok basit sorularından yapanlar hangi çeşit farklı insanlardı sorusuna sormaya başladık. Bence çok da kritik bir başka bir gelişme de bizim işte 1908-1915 arasında olan neredeyse böyle obsesif diyeceğim vurgumuz artık daha gerilere gidiyor. Yani artık diyelim ki 19. yüzyılın ikinci yarısındaki tarihsel gelişmelerden daha fazla besleniyor 1915 ile ilgili, soykırımla ilgili çalışmalar. Bunun da çok önemli olduğunu söylüyorum. Ama yani bunların hepsini söylemekle beraber ben halen şunu da iddia etmekten tekrardan
aynı iddiamı tekrar bir kez daha söyleyeceğim. Ermeni soykırımı soykırımlar arasında, bilindik, dünyada bilindik temel soykırımlar arasında, akademinin konu ettiği, yaygınca konu ettiği soykırımlar arasında en kötü çalışılmış soykırım olmaya devam ediyor. Bunun çok değişik sebepleri vardır. En birinci sebebi ama en önde gelen sebebi inkarın tutması. Yani inkarın yarattığı hipnoz. İllaki bu inkarcılar cephesinde ne yazıldığıyla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda revizyonist veyahut da diyelim ki inkar cephesinde yer almayan akademisyenlerin, araştırmacıların çalışmalarının da üzerinde bu inkarın hayaletinin geziyor olması, dolaşıyor olması, bu bence halen çok kötü etkilemeye devam ediyor alanı. Yani bunun çok sorun, çok farklı veçeleri var, çok farklı yüzleri var bu problemin. İstiyorsan onlara da gireriz. İstersen biraz açalım onu şimdi, tam olarak ne demek istediğini. Yani inkar cephesinin oluşturduğu dilin akademi içerisinde inkarı karşı cephesindekileri daha çok etkilediğini ve biraz alanı mı şekillendirdiğini düşünüyorsun o anlamda? Kesinlikle bunu düşünüyorum. Yani aslında bunun da bir tarihi var. Şimdi ben yakın zamanda 2016 yılında bir Dersimli şairin bir ağıdı üzerinden soykırım çalışmalarının eleştirisini yapan bir makale yazdım. Daha sonra bu makale Almanca'ya da çevrildi. Burada bir dergide de çıktı. Kürtçe'ye de çevrildi. İngilizcesi de sanırım çıkacak. Şimdi ben burada mesela bu ve temel derdim inkarın bizi nasıl bir hipnoza soktu. Yani inkar beraberinde bir ispat arzusunu, sanki hatta kimi durumda birçok araştırmacı için zorunluluğunu dayatıyor. Çok genel bir çerçeveye oturtursam burada bir de şöyle bir ön kabul var. Yani inkarın bir şeyin eksik bilinmesiyle ilgili konum olduğunu düşünmek, varsaymak. Hı-hı. Yani sanki hani bir şeyler yanlış biliniyor, eksik biliniyor ve biz bunu doğru bilirsek, doğru bildirirsek bu ortadan kalkacak gibi. Yani bunun bir defa, yani biraz kendimi, kafamızı böyle etrafa çevirip bakarsak, dünyada inkar edilemeyen, yani çok dünyada, yani en iyi dokümente edildiğini varsaydığımız soykırımların bile, en başta Holokost'un bile inkarının bitmediğini görüyoruz. Hatta dönem dönem tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani ilk başta inkar bilmekle bir bilmek sorunu değildir. İnkar politik bir pozisyondur. Ve Türkiye'deki örnekte bir tek Ermeni soykırımı da değil, mesela bunu Dersim örneğinde de görebiliriz. Şimdi bunların hepsinde beraberinde bu hem araştırmacıları sırtına bir yük yüklüyor. Yani çok yani söylediğiniz, konuştuğunuz, ettiğiniz her lafın bu kavganın neresine düştüğünü, yani bu zıtlaşmanın neresine düştüğünü tartmak durumundasınız. Bunun ilk bence en önemli kurbanı nüans oluyor. Yani biz öyle kategoriler yaratıyoruz, öyle bir mağdur kategorisi yaratıyoruz ki, yok öyle bir mağdur kategorisi, yeryüzünün hiçbir yerinde yok. Olamaz zaten. Yani böyle, anlatabiliyor muyum? Yani satık, tamamen hiçbir olayda mesuliyeti olmayan vesaire. Şimdi buradan hemen mesuliyetin altını çizmek istiyorum. Bizde beraberinde, inkarla beraber çok yanlış anlaşılan şey mesuliyet kavramının, sorumluluk kavramının kendisidir. Çünkü yani bu ak ve kara kategorileri olduğu için, yani mesuliyet eş anlamlıdır. Faillik, eğer mesul de değilseniz yani o zaman dersi geçerlidir gibi. Evet, yani şimdi bu kesinlikle tabii çok basitçil bir söyleyinsiz bir yaklaşım ve beraberinde bunun tabii çok ciddi sorunları var. Kavramsal sorunlar yaratıyor. İlk başta şunu bir defa vurgulamak lazım. Benim zaten çalışmamda çok öne çıkarttığım bir şey, bir nokta bu. Ermeni, Osmanlı Ermenileri, özellikle onların politik grupları
bütün bu sürecin çok önemli aktörleri arasındadır. Ve Esma Osmanlı Ermenileri eli kolu bağlı bir topluluk değildi. İyisiyle kötüsüyle bütün Osmanlı Ermenilerin kaderinin belirlenmesinde şu veya bu ölçüde etkin olan aktörlerdi bunlar. Şimdi bunu şundan çok iyi ayırmak gerekiyor. İşte nüans dediğim bu. Şimdi bunların hiçbiri faillik pozisyonunu açıklamıyor. Faillik pozisyonunun ne olduğu, bunun nasıl bir soykırım, yani bunun yani faillerin diyelim ki esas konumlarını, yani faillik konumunu aslında da bu bir soru işareti altına koyan bir şey değil. Ama şunu yapan bir şey, bunu yaparsak eğer, yani hani biz bu aktörlük hallerini incelediğimiz zaman daha bence çok daha yüksek çözünürlüklü bir anlatıya ulaşıyoruz. Şimdi bu yüksek çözünürlüklü anlatıya ulaştığımız zamansa, yani benim mesela çalışmamda gördüğüm bu, ya da iddia ettiğim bu, bunun ortaya çıkarttığı şey, yani siz bu Ermeni siyasi aktörleri hesaba kattığınız zaman, efendime söyleyeyim, veyahut da bunun işte daha yani aktörleri çoğalttığınız zaman ve aktörlük pozisyonlarını arttığını vurguladığınız zaman ortaya çıkan tablo aslında bu soykırımın umduğumuzdan çok daha korkunç bir soykırım oldu. Hı hı. Ne demek istiyorum? Şimdi bizdeki yani biz eğer biraz da tarihsel arka plana bakarsak, şimdi 1965 çok önemli bir kırılma noktası Ermeni soykırımı çalışmaları açısından. Çünkü hem öyle hem de inkarın tarihi açısından. Çünkü 1915-65'e kadar inkar yok muydu? İnkar, değişik biçimlerde inkar var. Ama soykırım inkar diye bir şey yok. Çünkü soykırım diye bir kavram yok ortalıkta. Ermeni soykırımı için yok. Ve 1965 itibariyle başlandığı zaman bu bütün bu tartışmalar başladığı zaman uzun süre çok önemli bir kaygı o zamanki Holokost okumalarını da yansıtan bir şeydi bu. Yani o zamanki Holokost anlatılarının dan da etkilenen veyahut da o zamanki Holokost'a ilişkin düşüncelerimizi düşüncelerimizle Ermeni soykırımını çerçevelemeye de çalışan eğilimler bunlar. Çünkü esas derdi soykırım olduğunu göstermek. Yani o zaman da arka yani diyelim ki sözlük tanımı veyahut da Birleşmiş Milletler tanımına en uygun olduğu düşünülen ve en yaygın kabul gören soykırım olarak Holokost düşünüyordu. Ona göre işte biraz anlatı şekillendirilmeye başlanıyor. Özellikle Ermeni tarihçiler tarafından. Bu anlatının temel derdi premeditation. Yani bunun kastın çok önceden belirdiği. Şimdi bununla beraber gelen de şeyde tabii ikinci soruda peki bu kasta niye sahiplerdi sorusu var. Ve çok şimdi zaman kısıtlı olduğu için çok detaylara girmeden söyleyeceğim şey şu ki büyük ölçüde işte bu iddiaçılardaki siyasal radikalleşmeyle açıklanan bir şeydi. Bu siyasal radikalleşmeden de kasıt siyasal bir kopuş aslında. Siyasal kopuş da şu, bir Osmanlıcılık fikrinden Türkçülüğe, Pan-Türkçülük gibi yerlere evrilmesi. Şimdi böyle baktığınız zaman meseleye, yani bu hani aklını kaybetmiş bir grup var elinizde, karşınızda. Çıldırmış bir grup var. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ideolojik sapkınlık halinde. Ve bununla yaptıklarını iddia etmeye başlıyorsunuz. Yani ben ilk başta şunu net söyleyeyim. Yani iddiaçılarla ilgili bu tür ideolojik açıklamaların hiçbiri beni tatmin etmiyor, ikna etmiyor. Yani çok basit bir yerden bakarsak, işte bu adamlar işte güya işte 1908 öncesinde hatta
işte 1909, 10'a, 11'e kadar Osmanlıcılıklığa işte inanıyorlar. İşte ondan sonra işte Balkan Savaşları, Balkan Savaşları'ndan sonra radikalleşmeye başlıyorlar. İşte kimisi işte pan-İslamcı oluyor, kimisi Türkist oluyor, kimisi pan-Türkist oluyor, kimisi Turancı oluyor. Ondan sonra hatta 1919'a vardığımız zaman kimisi Bolşevik oluyor. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. O dönemi çalışmanıza bile gerek yok. Eğer bir siyasal grup toplam 10 yıl içerisinde bu kadar büyük bir ranjda oynuyorsa, yani ben o zaman o grubu tarif etmekte ideolojik pozisyonun çok kullanışlı olmadığını düşünme eğiliminde olur. Zaten daha yakından da baktığınız zaman durumun bu olduğunu da ortaya çıkıyor. Yani ben açıkçası Türk milliyetçiliğinin veya da Türk devlet projesinin Ermeni soykırımının sebebi olmaktan çok sonucu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi buradan vardığım nokta şu. Ermeni soykırımı hiç de öyle yani aklını yitiren vesaire bir elit tarafından yapılmıyor. Çok soğukkanlı. Ne yaptığını çok farkında olarak, çok bilerek. Bunun o grubun imhasına yol açacağını çok iyi kestirebildikleri bir noktada ve yapılmış bir tercihin sonucudur. Yani tercihen iddiaçılar Ermenileri, Osmanlı Ermenilerini imha etmişlerdir. Bununla beraber gelen birçok ihtimaller olmuştur. Bu ihtimallerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıkabilmesi. Yani Türkiye'deki ulusal devletin kurulabilmesi. Ama işte bu tarihsel anlatıyı temporal olarak yani zamansal olarak terse okuduğunuz zaman işte bunun adına biz teleoloji diyoruz. Yani siz sonucu biliyorsunuz. O sonuca gidecek sebepler veyahut da olaylar silsilesi yaratmaya başlıyorsunuz. Kendi tarihsel tahayyülünüzde. Bu çok sorunlu. Ve bunu yaptığınız zaman da şunu söyleyeyim son olarak burada. Hani aslında kastınızın veyahut da niyetinizin çok daha ötesine düşüyorsunuz. Yani burada faillerin mesuliyetinin derecesini çok da düşürmüş oluyorsunuz. Yani bu gibi ideolojik kalıplara sokarak. Yani Türkiye'de maalesef bence halen bu ideolojilik, belirleyicilik halen şu veya biçimlerde. Yani kimi durumlarda çok açık, kimi durumlarda o kadar açık olmasa da halen bence alanda büyük karşılığı olan bir konudur. Bir de yani senin söylediğin gibi sonuçta soykırıma bir süreç diyoruz değil mi? Bu evet. Böyle bir anlık bir incelediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla çok daha parçalı, nüanslı, kompleks bir süreçten bahsediyoruz. Biraz önceki ifaden çok güzel tanımladı aslında. Yani resmi daha yüksek çözünürlüklü görmek meselesi aslında bizi hakikate daha fazla yaklaştıran bir yaklaşım. Bir de burada herhalde şeyden de bahsedebiliriz değil mi? Yani bu sürekli inkar cephesinin ortaya çizdiği şablon içerisinde dönüp durmaya çalışmak biraz da mağduriyetini ispatlama zorunluluğu getiriyor sürekli. Yani böyle defansta bir yaklaşımla aslında bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz sanki dönem dönem. Onun altını çizmesi açısından da önemli. Peki biraz önce Holokost'a da değindin. Hani özellikle 60'larda orada artık tanıklıkların büyük önem kazanmaya başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle de Holocaust Survivor, yani Holocaust'tan sağ kurtulabilmiş insanların artık konuşmaya başlamaları sebebiyle de alan daha başka bir yöne de kayıyor. Aynı türden yaklaşımı mesela Ermeni soykırımı içerisinde gözlemleyebiliyor muyuz? Tanıklıklara daha fazla, son 10 senede daha fazla bu çalışmalar arttı dedin ama daha önceden de mesela tanıklıkların toplanıldığı işte arşivlerde olduğunu biliyoruz. Neden onlar gün yüzüne çıkmakta bu kadar? Yani ilk başta çok 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 gerçekten önemli bir soru bu. Çok çok önemli bir soru. Şimdi ben zaman darlığı dolayısıyla böyle Ermeni soykırımı üzerine
tarih yazımının dönemleri vesaire gibi girmedim. Ama bu sorunla beraber çok hızlı bir şekilde bunu yapmak istedim. Hı hı. Yani şöyle çok kabaca konuşursak işte 1916 itibariyle hatta 1916 ile işte 22 arasında bir temel arşivlerin oluşturulduğu bir dönem var. Bu her grup için geçerli. Bu dönemde işte İngilizlerin işte Blue Book'u, Mavi Kitap, işte bu meşhur Osmanlı Devleti'nin Ermeni komitalarının amal ve vesaire. İşte o öte yandan işte özellikle mütareke döneminde hem Patrikhane hem de farklı Osmanlı Ermenisi grupların, Ermenisi isimlerin döneme ilişkin tuttukları kayıtlar. Bu ilk dönem, bu kayıt dönem. Şimdi burada bu dönemde sorulan soru ne oldu? Ne oldu sorusu, ne? Sonrasına baktığınız zaman 22, işte burada 22 çok kritik bir tarih, bu veyahut da 20'lerin başı çok kritik tarihler. Çünkü bir yandan ilk yani bağımsız Ermenistan Sovyetleşiyor, öbür yandan da Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Yani Ermeni sorunu aslında diplomatik gündemin ötesine çıkıyor artık. Yani diplomatik bir mesele olmaktan olmanın dışına çıkıyor. Bir şey daha eklemek isterim. Özellikle mağdurlar açısından çok uzun süre bunun nasıl bir felaket olduğunun acısını aslında çok hissedilemiyor. O bir sürü politik, birçok hem yani olayın korkunçluğu, gerçekten kavramanın zorluğu böyle bu kadar korkunç seviyedeki bir olayı, hem de henüz daha birçok Ermenilerin geleceği konusunda birçok siyasi tartışmanın dünya gündeminde olması dolayısıyla. Bu bir ortadan kalkınca bu sefer niye ve nasıl soruları sorulmaya başlıyor. Ve bu soruları soranlar da Ermeniler. Hı hı. Ve bu dönemde 20 ile diyelim ki işte bu 65'e kadarki dönem benim çok ilgilendiğim, çok ilginç bir dönem. Çünkü birincisi o işte çok nüanslı bir anlama çabası bütün yazım işini, bütün anlatıyı belirliyor. Ve açıkçası kendine konuşuyor. Cemaatler kendilerine konuşuyorlar. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve bu dönemde şunu çok görüyorsunuz. Ne kadar farklı ses olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar farklı anlatı olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar farklı deneyim olduğunu görüyorsunuz. Ve 1965 bunların üzerinden buldozer gibi geçiyor. Çünkü 1965 sonrasında ispat çabasıyla beraber sizin artık standart bir anlatıya ihtiyacınız var. O eski anlatılar kullanışlı değil. İkinci bir şey. Demin dedin ya sen, Holokost'ta anlatılar çıktı. Şimdi Ermeni soykırımı çalışmalarında ise bu anlatılar bastırıldı. Kasten bastırıldı. Bunu bastıranlar da inkarcılar değil, ispatçılar. Neden ispatçılar bastırdı bunu? Çünkü ispat çabası diplomat adamın belgesini gerektiriyor. Çünkü büyük adamın sözü ispat değeri taşıyor. Vanlı bir köylünün sözü ispat değeri taşımıyor onun için. Veyahut da arşivde saklanan belge değer taşıyor. Efendime söyleyeyim, Muşlu diyelim ki bir devrimcinin anlatısının onun için çok fazla kıymeti yok. Ve bunu yapanların birçoğu da yani Ermeni tarihçilerin kendisiydi. Kasten bunu susturma hali. Şimdi 2010'lardan sonraki değişimin çok önemli bir unsuru bu anlatıların tekrardan referansa dönüşmesi. Ve şunu da eklemek isterim. Gerçekten Ermeni soykırımının mağduru olanları, özellikle Ermeniler. Çünkü soykırımın bir defa tek mağdurları Ermeniler değil. Yani Ermeni soykırımı bir tek Ermenilerin soykırımı değildi. Yani bu da ayrı bir şey. İşte Ezidiler, Süryaniler, Asuriler, bunları da katmamız gerekiyor. Şu anda en azından tanımlayabildiklerimiz. İnanılmaz anlatmaya çalışıyorlar dertlerini. Yani burada bir anlatı sıkıntımız,
Hiçbir şekilde yok. Kaynak sıkıntımız yok. Yani buradaki mağdur grup sürekli yani sürekli duyulacağını umduğu bir çığlık atıyor. Seri halde çığlık atıyor. Çok farklı yerlerden çığlık atıyor. Yani maalesef yalnız bu çok geç biz bunu malzemeye dönmeye başladık. Şimdi Holocaust örneğinde henüz daha survivorlar yani soykırımdan kurtulanan halen sağ olduğu bir dönemde bu böyle bir dönüş oldu. Ermeni soykırım etrafında da bazı çalışmalar var. Richard Ovanisyan'ın yaptığı bir işte bu yani biliyorsun onları. Yani birkaç şey var ama hani gerçekten bu ne sistematik ne yani bir ders etrafında yapılmış. Yani hani çok önemli. Hani önemini azaltmak açısından söylemiyor. Ama dediğim gibi yani ve özellikle şu andaki sorunlara bizim daha böyle merak ettiğimiz konulara da yeteri kadar cevap veriyor mu bu toplananlar emin değilim ona. Peki bu türden tanıklıklar senin çalışmalarında nasıl yer alıyor şu anda? Merkezinde. Biraz açalım. Merkezinde. Yani şöyle bir şey. Açıkçası hani ben arşivcilik yaptım çok uzun süre arşivcilik yani hep bayağı arşivcilik yaptım yani ben arşivcilik antropoloğum ama arşivcilik yaptım bayağı yani işte aşağı yukarı mümkün olan bütün arşivlere gitmeye çalıştım elimin gidebildiği uzanabildiği işte başbakanlık yani Cumhuriyet arşivi Osmanlı arşivi efendime söyleyeyim Taşnak Üstün arşivi işte kimin misyoner arşivleri, işte bu İngiliz arşivleri vesaire vesaire. Yani bir yanıyla yani sürekli o kısmını çok kovalamaya çalıştım. Kaldı ki şeyi söyleyeyim. Şimdi bir defa şunu yapacağız tabii ki. Hani değişik türden malzemeler değişik konuşma pozisyonlarıyla geliyor. Kesinlikle doğru bu. Ama bu şu demek değil. Arşiv malzemesi de bir tek yukarının sesini anlatan bir şey olarak bir malzeme değildir. Yani onu uygun metotlarıyla kullandığınız zaman orada da aslında o diyelim ki mağdur grubun sesini veyahut da mağdurun sesini görmek, onu duymak o da mümkündür. Ama tabii ki şu da var, yani en nihayetinde şunu da söylüyoruz, arşiv dediğiniz şey sonuç itibariyle bu konuda belli sınırları olan bir anlatım. Ben bu kadar arşivcilik yaptıktan sonra hem tezimde hem sonraki yani şu anda kitabımı da işte toparlamaya çalışıyorum. Burada bence çok merkezi yerde olan şey anılar. Anılara çok onlara çok çok faydalanıyorum. Süreli yayınlardan inanılmaz faydalanıyorum. Ya yani bir de tabii çok şanslıyız aslında. Yani Ermeni soykırımı çok kötü çalışılmış bir soykırım. Bir de biz bu Ermeni soykırımını çalışanların sorununu daha arttıran bir şey de Ermeni soykırımının kaynağının bu kadar çok olması aslında. Yani inanılmaz bir malzeme var. Yani bir şekilde çok kullanılmayan ama orada olduğunda bildiğimiz birçok şey var. İnanılmaz. Kazıdıkça buluyorsun. Yani hani diyorum ya hani ben 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Her geçen gün beni şaşırtan bir şey çıkıyor. Yani. Hani çok bildiğimi düşündüğüm bir şeyi bakıyorsun. Yani başka bir yerden patlıyor. Sonu yok bunun. Neden bunu çok önemsiyorum? Yani bunu bir tek etik, politik gerekçelerle önemsemiyorum tabii. Yani bence metodolojik olarak da çok önümüzü açan bir şey bu. Özellikle aktör durumundaki Ermeni Ermeni kolektif aktörlerinin anlatılarını takip etmek. Çünkü özellikle Türkiye Cumhuriyeti döneminde veyahut da Osmanlı elitinin çünkü yazdıklarının birçoğu zaten Türkiye Cumhuriyeti döneminde yazılıyor bunlar veyahut da imparatorluk çöküşü sonrası yazılıyor. Yani bir tek Ermeniler imha olmuyor. Ermenilerle ilgili ilişkileri de imha ediyorlar. Yani bunlar görünmez kılınıyor. Yani mesela Bledan'ın anılarına bakın. Yani Bledan'ın anılarını eğer okursanız şey sanırsınız. Yani bu adam işte Ermenilerden birkaç kişiyi tanıyor. Ama yani sadece biliyor. Yani
Şimdi tersten okuduğunuz zaman Bilada'nın neredeyse belki de haftada bir hafta, yani iki haftada bir, yani en zor, en cafcaflı dönemlerde Ermeni, kimi Ermeni organizasyonlarının ileri gelenlerle görüştüğünü görüyorsunuz. Yani şimdi şuraya getirmeye çalışıyorum. Orada neler olup bittiğine ilişkin, o ilişkide neler olup bittiğine ilişkin Bilada bize çok bir şey söyleyemiyor. Yani söyleyememesinin bir sebebi de aslında belki de işte dediğim gibi, yani o da imhanın kurbanı oluyor. Yani o ilişkiyi de o da o ilişkiyi imha ediyor. O ilişkinin hafızasını imha ediyor. O temizliyor. Yani bu bir gerekçe. Diğer bir gerekçe de şu, yani çok daha iyi, çok daha detaylı ve lokal durumu çok iyi yansıtan kroniklilerden veyahut da kayıtlardan bahsediyoruz. Hı hı. Yani ikinci bir şey, bir başka bir şey de İstanbul dışına çıkmamızı sağlıyor bu malzeme. Yani çünkü diğeri bizi İstanbul'a sıkıştırıyor. Veyahut da İstanbul dışına bile çıksak 2-3 tane merkezdeki valilikler bilmem ne vesaire. Hani kaldı ki oralara bile gitsek devlet dairelerinin dışına çıkartmıyorlar bizi bu belgeler, bu anlatılar. Şimdi ama Ermeni kayıtları bence bu konuda gerçekten emsalsiz derecede, yani bizim için bu konuyu araştırmanın için inanılmaz bir zenginlikte bir malzeme. Söylediğin çok tabii önemli, özellikle arşivler konusunda. Yani birçok gerçekten üzerinde durulmamış ya da yeterince durulmamış bilgi, belge ve malzemenin de arşivlerde olduğu. Yani bu sadece inkar cephesinden hani tartışılan bir konu olmak dışında, mesela bunu ben sık sık örnek veriyorum, kendim de tartışmışlığım vardı okuldayken. Mesela Kolombiya Üniversitesi'nin kendi kütüphanesinin içerisindeki sözlü tarih arşivi bile Ermeni soykırımı üzerine uzun yakın zamana kadar daha kapalı bir arşivdi. Yani bu hani o üniversitenin imkanları içerisinde bu kadar kapalı olması bana mesela çok enteresan gelmişti. Yani gerçekten fiziki olarak orada olup içine girip çalışmadığınız sürece o şeye, o zengin anlatılara ulaşmak çok zordu. Mesela bunu ayrıca şimdi dijitale çevirip açtılar, daha kullanılır bir hale geldi, ama tam senin dediğin gibi hikayeyi aslında İstanbul'dan çıkarıp bütün yani Anadolu'ya yayan bir 200 saatlik kayıttan bahsediyoruz ki çoğu zaten sonraki jenerasyonun da içinde olduğu bir anlatı bütünü. Bu bize çok daha başka bir tablo veriyor. Yani Adana'da köylerde nasıl bir yaşam olduğu, Anadolu'nun herhangi bir köyünde, kasabasında nasıl bir yaşam sürdükleri, sadece soykırım üzerine bir anlatı değil, çok daha öncesinde topluca veren bir resim aslında. Şeyi sormak istiyorum şimdi, sonuçta inkar bunun en göbeğinde oturan konu değil mi bütün bu çalışmaların? Bu tabii beraberinde yüzleşme kavramını da getiriyor ve ülkemizdeki, yani bu özellikle bu çalışma alanına dair yapılan yüzleşmeye dair yapılan şeyleri de düşünürsek, bütün sarf edilen eforları, özellikle sivil toplumun da peşinden gittiği çalışmaları düşünürsek, önce şunu sorayım. Sence sağlıklı bir yüzleşmeden nasıl bahsedebiliriz? Böyle bir kavram var mıdır? Kavramın kendisi zaten tartışmalı mıdır? Yani yüzleşme nedir, ne değildir? Bunları böyle birazcık şey yapabilir miyiz? Giriş yapabilir miyiz bu konulara? Tabii. Yani bir defa sanırım biz yüzleşme kelimesini kavramını kullandığımız zaman biraz trivialize edip kullanıyoruz bunu. Korkarım öyle. Yani bir defa yüzleşmenin ne olmadığını söyleyeyim. Ya evet Ermeniler soykırıma uğradılar değil yüzleşme. Yani bundan çok daha karmaşık bir gereklilikler bütününden bahsediyoruz. En baştaki gereklilik bir daha aynısını yapmama konusundaki güven verebilmektir yani. Hani ben şimdi maalesef ve bu da çok çok yakıcı, çünkü
Şu hiçbir maalesef kurbanların hiçbirini diriltmemiz mümkün değil. Ama Türkiye benzer sorunları yaşamaktan hiç yani sürekli benzer sorunları yaşadı, yaşıyor. Yani dolayısıyla birinci yani o eğer çok karmaşık gereklilikler bütününden bahsediyorsak en birincisi bu, daha sonrası da yani yüzleşmenin tabii ki birçok boyutları olacaktır. Yani eğer yani hakiki bir yüzleşmenin diyeyim birçok boyutları olacaktır. Eğer bunu trivialize edip kullanmıyorsak bunun siyasi boyutları olacaktır. Bunun sembolik boyutları olacaktır. İşte bunun toplumsal hafızayla ilgili kısımları olacaktır şüphesiz. Bunun çok daha farklı tabii ki hak talepleriyle de karşılaşması gerekecektir. Bunların hepsi yani çok karmaşık şeyler. Ama bir toplumun yani Türkiye toplumunun, Türkiye devletinin bununla yüzleştiğini ne zaman anlarsın ise soru. Bir Ermeninin Van'da unmarked yürüdüğü an diye düşünüyorum ben. Yani bizim her şeyden öte mağdur grubu marked olmaktan kurtulmamız yani hani Türkçe nasıl söyleyelim? Yani işaretli insanlar olmak. Evet, mimli olmaktan kurtarmamız çıkmaları hali. Hani bu gerçekleşiyor mu? Bunu belki bununla ilgili ve bunun koşulları sağlanıyor mu? Bunu benim için bedel ödemeye hazır mı? Yani şimdi bir de çok kötü örnekleri var Türkiye tarihinde, yakın tarihinde özellikle. Çok kötü örnekleri var. Yüzleşmenin belki ilk büyük bir adımı mesela apoloji değil mi yani? Hani en azından bir apoloji. İşte bunun mesela Dersim'le ilgili çok acı bir örneğini yaşadık. Yani burada apolojinin kendisinin manipüle edildiği yani hani aslında ne mağdurlar yani ne Dersim'de yaşananla ilgili bir yüzleşme çabası geldi arkasından ne şu geldi ne bu geldi sadece bir siyasi gerekçelerle o topluluğun acıları veyahut da yüzleşme talebi manipüle edildi açıkçası. Sanıyorum yani, aynı şeyde kategoride 12 Eylül davasını ve o süreci de sayabiliriz yani. Sayamaz mıyız? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bence çok çok benzer. Zaten çok yakın dönemlerde oldular onlar. Biraz da şunu söyleyeyim. Yüzleşme genelde tercih, yani soykırımlar tercihli oluyor da. Yüzleşmelerin tercihli olunduğu da tarihte pek vaki değildir. Yüzleşmeler genelde zorunluluk sonucu oluyorlar. Yahut da yüzleşilmesi gibi umulan, tarihi haksızlık veyahut da diyelim ki şiddet örneğinin artık sizin için maliyeti çok düşmüş oluyor. Mesela bu Amerikan yer, yani mesela Kanada veyahut da Avustralya için bu mesela söylenebilir. Hatırlıyor musun? Yani hani bunun maliyeti çok düşüyor. Ama şimdi Türkiye sürekli Türkiye için... Bunu biraz daha açalım istersen. Maliyeti düşmek ne demek? Yani bir grubun, yani hani o grubun öyle bir noktaya gelmiş ki o grup adına herhangi bir şekilde o grubun güçlenme talebini karşılamak. Çünkü en nihayetinde yani yüzleşmenin çok merkezinde duracak bir şey mağdur grubun güçlendirilmesidir. Yani o grubu, mağdur grubu mesela Amerika, diyelim Kanada'nın Amerikan yerlilerinin işte çocuklarını zorla alıp okullarda asimilasyona uğratmaya çabasının yüzleşmesi. Yani artık ülkedeki ülkedeki yerlilerin konumları dolayısıyla ülkenin gündemi dolayısıyla hiçbir sarsıcı bir yanı yok aslında siyaset arasında kalmıyor. Yani tamamen sembolik bir şey inmiş durumda ve çok kolayca işte evet özür diliyoruz. Bu büyük bir şeydi. Yapmıyoruz. Zaten yapacak da bir şey kalmamış. Yani hani o konuyla ilgili yapacak fazla bir hak talebi yok. Başka bir şey yok. Yok. Yani mesela Afrika ve Almanya yani bu Batı Afrika, Namibya, Batı Afrika ve Almanya örneği bence buna ikinci bir şey olabilir.
Yani onun dışındaki örneklerde Ruanda, Almanya, hakeza Güney Afrika, yani buradakilerin hepsi bir mecburiyet sonucu. Guatemala ki çok başarısız örnekler aslında bunlar. Yani bu Güney Afrika ve Guatemala özellikle. Yani burada hep bir mecburiyet. Yani bizde bir defa bunu fail grup adına yapacak unsurlar halen bu olayları bence bir yük olarak görmüyorlar. Yük olarak görmelerinin bir gereği de yok aslında. Çünkü bunu hanelerine yazılmış bir kazanç olarak sayıyorlar bence. Yani ölümün kendisini değil illaki. Hani o bütün işte dedik ya bir süreçse bu. Hı hı. Bu süreci kendilerine kazandıran bir süreç olduğunu düşünüyorlar. İşe yaramış bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Ve ikinci bir şey, bu süreçlerden muzaffer çıktıklarını düşünüyorlar. Yenilgiyle yenik taraf olarak çıkmıyor. Ve dolayısıyla bir mecburiyet, niçin bu mecburiyeti hissetsinler sorusu halen büyük bir soru. Yani maalesef, yani umarım Türkiye bir istisna olsun ama pek aklım yatmıyor ona. Ki hani diyorum ya soykırımlar tercihen yapılıyor ama yüzleşme çok nadiren tercihen yapılır. Yani hani çok yani bir ancak dediğim gibi işte maliyeti çok tırnak içerisinde söylüyorum maliyeti. Maliyeti bir tek şey olarak anlanmasın yalnız. Yani maddi maliyet anlamında söylemiyorum. Evet. Sembolik, siyasal, kültürel, toplumsal hafıza boyutuyla her türlü yani bu bütün bileşenleriyle maliyetin çok düşük olduğu örnek. Yani Türkiye öyle bir yer değil. Yani Türkiye'de halen işte camilerde bilmem ne okuduğu üzerine kan gövde hani böyle bir yerden bahsediyoruz. Yani bu her şey bu özellikle bu gibi meselelere dokunmanın maliyeti her geçen gün çok güzel. Bir de şey çok kötü tabii ki. Demin sen değindin 12 Eylül meselesinde. İşte hani bir yarayı hani ben bir bakayım ona, bir dokunayım, bir bakalım belki iyi ederim diye el attığınız zaman hani belki yani el attığınız zaman gerçekten onu tedaviyle sonuçlanmalı o. Yoksa o el atmak daha sonra çok daha vahim duruma getirebiliyor yarayı. Bakınız yani işte ayrıca da yani bu olayla ilgili toplumsal duyarlılık yükseltmeye çalışan kesimler de bu el atma çabalarına ilişkin daha ihtiyatlı, daha dikkatli davranmak durumunda. Ne diyemeye çalışıyor? İşte 2014'te bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Allah rahmet eylesin dedi. Yani tam mealen söylersek. İşte en bilindik isimlerden başlayarak bunun çok büyük bir gelişme olduğu. İşte sonunda Cumhuriyet hükümetlerinden bir tanesinin çok büyük bir adım attığı falan iddia edildi. Birçokları etti bunu. Çok bilindik isimler söylediler. İsim vermek bilmiyorum gerek var mı? Aynı politik kişi, şahıs işte geçen sene şunu söyledi. O koşullar altında yapılacak en makul şeydir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu bir daha olsa yine aynısını yaparız demek. En makul diyor. Yani daha kötü ihtimallere de hazır olmalısınız demek. Yani hani bu bence iddiaçıların bile gerisinde bir söylem. İddiaçılar hep böyle bir mahcup, hani baktığınız zaman iddiaçılarda aslan gibi yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık diyene pek rastlayamazsınız yani o hemen arkasında. Yani birçoğu işte kendince bir apolojitik gerekçeler yaratmaya çalışıyor. Kimisi mukatele ediyor işte onlar vurdu, biz vurduk, işte arada böyle oldu, bilmem niyetimiz yoktu falan. Ama yani şu gerçekler onların bile gerisinde, şu gelindiğimiz nokta. Tam senin söylediğinin yani başında konuşmanın başında ki yani açtığımız alandan devam ettiğimiz şekliyle yani akademideki inkarcıların baskın söylemi üzerinden şekillenen alandan bahsetmiştik ya, ben biraz bu yüzleşme süreçlerinde tam muktedirin çizdiği alanda yapmaya çalıştığımız şeyler olarak da görüyorum dönem dönem. Yani işte 12 Eylül davaları bunun bir örneği olabilir, dersin bir örneği olabilir. O yüzden biraz daha böyle aşağıdan yukarı şekillenen yüzleşme süreçlerinden belki de bahsetmek gerekiyor. Yani muktedirin çizdiği alanın dışından onu sarsacak şeylerden, eforlardan bahsetmek gerekiyor. Yoksa çünkü senin söylediğin gibi zaten bunun tekrarı üzerine de konuştuğumuz bir şey değil mi? İnkar ve yüzleşme. Yüzleşme eninde sonunda bu hadiseyle ilgili derdimizin bazı şeylerin yerine gelmesi durumunda
olabileceğini, yani bitebileceğini söylüyor bize. Ama birçok yani hani bu alanda çalışan ya da işte felsefi olarak başka açılımlar yapanlar arasında da bunun hiç bitmeyeceği, yani yüzleşmenin asla sonlanabilecek bir süreç olmadığı ve dolayısıyla o tartışmanın sürekli canlı tutularak aslında daha etik bir pozisyonla ve tekrarlanmayacağına dair bir şeyi ancak bu şekilde inşa edebileceğimizi söylüyor. Ben biraz onlara katılıyorum genel olarak. Dolayısıyla böyle bitebilecek bir süreçmiş gibi değil. Aslında o şeyi sürekli besleyerek ve senin dediğin gibi yani bütün bu hafıza çalışmalarını da bir araya getirerek, diğerlerini de bir araya getirerek, başka kapılar açarak, işte mağduru daha iyi tanımaya çalışarak, fail kimdir onu daha iyi tanımaya çalışarak, daha büyük bir resim çizmeye çalışarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Peki senin mesela Türkiye'deki özellikle son 10 sene diyelim, bu tür pratiklere dair gerçekten yani olumlu baktığın, iyi hissediyorum takip ederken dediğin neler var bize? O türden örnekler verebilir misin? Eylemciğim, çok zor bir soru soruyorum biliyorum. Yok yok, çok önemli bir şey söyledin aslında demin. Yani şimdi benim özellikle dediğin gibi yani soykırım süreç olduğu gibi yüzleşme de bir süreç olarak düşünülmeli. Yani %100 böyle. İkincisi, nasıl soykırımı illaki devlet desteği, devlet merkezi bir şeye sıkıştıramayacaksak onu da sıkıştıramayız. Benim temel şeyim şu, yani bu Almanya'da bundan bahsedebiliriz. Hı hı. Türkiye'de, atabiliyor muyum? Başlanmayan bir yani başlayamadığımız bir süreç olduğu için. Evet, onun bunu, ayrımını yani yapmayı unuttum. Kapısı, evet, onu yapmamıza hani gerek duymuyorum. Yani çünkü evet, öbür türlü biraz şeye de düşmek istemiyorum. Çünkü bir de biz yani son 10 yılı sordun, oraya bağlayacağım çünkü. O kadar şimdi ex post facto, bugünden geriye baktığımız zaman o kadar naifçe pozisyonlar gördük ki. O kadar açıkçası hepimizi yani kendi kendimizi sükuta hayale uğratan naiflikler gördük ki. Yani hani o kadar kolayca bu işlerin olabileceğine ilişkin beklentiler gördük ki. Yani o yüzden... Tabii o ayrımı çizmemiz gerekiyor. Hiçbir kesinlikle şekilde bizim yani Türkiye'deki hiçbir süreç başka yerlerle karşılaştırılabilir. Yani maalesef. Standartta bile değil yani. Orada evet değiliz. Yani şimdi dolayısıyla hani o bizim için şu anda var ya inanılmaz bir lüks yani. Hani bunun yani işte bu işte yüzleşme süreklilik önemlidir. İşte bu işte kuşaktan kuşağa bile. Ya oraları aratabiliyor muyum? Yani hani bu kesinlikle öyle. Ama hani biz bu konuda o kadar yani tam o bir kenara kalsın. Hani son 4-5 yıldır insanlar artık ciddi ciddi bir daha bu topraklarda soykırım olur mu sorusuyla ilgileniyor. Yani hani bunu aklımıza getirmemiz lazım. Yani o açıkçası ben bu soykırımı yani tarihsel dönemiyle ilgili incelerken burada bu iyimserlik durumunu çok sorunsallaştırıyorum. Hani biz de belki kendi iyimserliklerimiz son 10 yılı sorduğun için söylüyorum. Hı hı. Son 10 yıldırdaki iyimserliklerimizi bir masaya yatırsak başkalarından şunu bunu beklemeden önce bence iyi bir şey olmuş olabilir o. Tamam, onun için soruyorum aslında. Yani sonuçta yani, bu alanda çalışan ve çalışmaya devam edecek olan akademik olabilir, sivil toplum olabilir, başka evet, şekillerde olabilir. Bunlar devam edecek. Dolayısıyla gözümüzü açmamız gereken yerler nereler? Neye dikkat ederek yola devam etmemiz gerekiyor? Biraz sanki onun şeyini ne diyelim kaba çerçevesini çizmek gibi olsun. Evet, evet. Yani şöyle ben en başa dönerek bir şey söyleyeceğim. Yani ben çok büyük laflar etmek üzerine kendi deneyimimden bir şey söyleyeyim. Yani bu ilk Erbilistan arşivinde çalışmaya başladığım zaman ben ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydım. Radyo Azadütün var orada, yani Özgürlük Radyosu. Onlar benimle bir röportaj yapmaya arşive geldiler. Ben onlara o zaman dedim ki yani Türkiye'de tabii biz şimdi belli bir kesim var ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarından bahsediyorsak yani bir işte ne bileyim Sivas ve doğusuna gittiğiniz zaman bunu milletin kitaplarla alakası yok. Herkes bu hikayeyi bilerek büyüyor zaten. Hı hı. Yani bilmemek diye bir şey yok. Biliyoruz, bir şekilde biliyorsunuz. Ama dedim yani Türkiye'de esas itibariyle yani insanların birçoğu özellikle öyle bağlantıları olmayan yani bir insan Diyarbakırlı olabilir, Vanlı olabilir ama İstanbul'da büyümüştür vesairedir. Yani ondan öte Tekirdağlı birisi, Manisalı birisi, yani buralardaki toplumsal hafıza içerisinde Bursalı birisi. Demek değil ki buralarda Ermeni yoktu, demek değil ki onlar. Ama yani hani oralarda insanlar bilmiyorlar diyor.
Yani bilmiyor, gerçekten bilmiyor. Ve ben işte bu dediğim tarih 2005 bu arada. Hı hı. Ben, yani biz dedim yani bu tür biz çalıştıkça yani bu tarihin bu karanlık sayfalarını aydınlattıkça bu zaman içerisinde bu insanlar yani atalarının, dedelerinin çok gurur duyulmayacak işler yaptıklarını, çok tasvip etmedikleri işler yaptıklarının farkına varacaklar ve bu muhtemelen Türkiye'de ve senin dediğin gibi yani devletten değil, bence o zaman bu tabandan yukarıya bir şey olabilir. Demin söylediğim gibi. Ben bu böyle bir şey. Sonra, şimdi 15 yıl sonra geriye baktığım zaman yani 10 yıl, bu 15 yılda çok şey oldu. Ermeni sorunu tartışılmaya başlandı Türkiye. Yani televizyonlarda programları oldu, falan oldu, filan oldu. İnsanlar işte yalan, yanlış, doğru, eksik, tamam, her neyse bilmeye başladılar. Bir defa böyle bir sorun olduğu bilinmeye başladı. Bu sefer benim bilmiyor diye böyle tavır aldığım, düşündüğüm insanlar veyahut o zaman öyle iddia ettim insanlar. Bu sefer oh iyi yapmışız, az yapmışız, bak kurtulan olmuş, aslında daha kötüsünü yapmalıydık demeye başladılar. Yani biz, sen şimdi yani iyimser olmaya çalışıyorum. İyimser olmak için elimde çok az done var. Çünkü evet, belli kesimler arasında yani çok ufak kesimler arasında çok önemli işler oldu. Özellikle bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler. Yani bu çünkü çok yani bence en kuvvetli damar bu. Yani o biraz kaçamadığınız bir bağlantının içine düşüyorsunuz çünkü. Ama bence buna da çok yüklenmemek gerekiyor. Çünkü bu baktığınız zaman yani açıkçası bütün marifetiniz insanların kan bağını ortaya çıkartmaya neredeyse varıyor. Yani bununla da çok mutlu olamıyorum. Yani tabii önemli, önemsiz demiyorum. Bu çok önemli. Ama hani bakınca bir de Türkiye'nin genel siyasi durumuna bakınca bir de bunu o bağlama koyunca açıkçası yüzleşmeye yaklaşmak anlamında, yüzleşmeyi zorlamak anlamında çok iyimser olamıyor. Ama sen bir şey söyledin, ben ona tekrar dönmek istiyorum. İlk sorunundan sonra şöyle bir şey söyledin sen. Dedin ki hakikate ihtiyacım var. Çok, kesinlikle çok. Yani ben artık, benim politik aktivizmim bu konuda. Yani ben çok yani bir hani aktivist sayılmam bu konuda ilgili ama bir aktivizmim vardıysa o da hakikati olabildiği kadar nüansıyla yansıtabilme, bunun temsilini kendi anlatımda ortaya koyma çabam. Ve bunu yaparken de özellikle yani hani inkarın, ispat inkarın bir sorunun, birçok sorundan bahsettik. Bir de bir şey de şu olmuş olabilir. Biz mağdur grubun, yani ben inkar cephesini söylemiyorum bile. Zaten yani ben bütün çabam, bütün çalışmalarımda şunu yapmaya çalıştım, yapma ve bunda da ısrar edeceğim, bunu da yapmaya devam ediyorum. Ben hiçbir zaman inkarcılara konuşmadım. Yani küsüm anlamda söylemiyorum. Onlara cevap veren, onlarla diyalog kuran bir anlatı üretmiyorum. Onların sordukları sorulara cevap vermiyorum. Yani bir defa bunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ama ispat çabasını da anlayabilirim aslında. Yani bunu yapan insanlar da tümden ben yani ben kendi bulunduğum pozisyondan şey yapmıyorum ama yani bir de soykırım kavram itibariyle bir de hukuki bir kavram olduğu için yani benim için esas itibariyle analitik bir kavram ama birçok tarihçi için bir tek analitik bir kavram da değil. Aynı zamanda hukuki de bir kavram. Yani ben o kısmıyla daha az ilgilendim hep yani pek ilgilenmedim hatta yani ciddi anlamda söyleyebilirim. Ama bırakınız şimdi bir de yüzleşmeyi falan hani ne diyor tıbbın ilk ilkesi do no harm. İlk başta zarar verme. Yani bu da şu demek. Bir grup var ki kuşaktan kuşağa katmerlenmiş yaraları var. Ve biz kaş yapalım derken göz çıkartıyor da olabiliriz. Yani işte ben belge buldum, ispat ettim. Yok yani efendim
ortaya çıkarttım vesaire. Yani ben bunları yapar özellikle böyle argümanlara çıkarken çok iyi hesap kitap yapılıp bu gibi lafların yani bence edilmemeli zaten. Yani çünkü ispat edilecek bir durum yok ortada. Öyle bir belge de yok. Bu bir tek belgecilikle ilgili de değil. Yani demeye çalıştığım şu. Yaptığımız iş çok yüksek standart, etik standartlar isteyen bir iş. Türkiye'nin şeyi söyleyin siz, şu andaki hem Türkiye'nin hem dünyanın gidişatı, yüzleşme konularında, buradaki ilerlemeler konusunda çok iyimser olmamıza izin vermiyor. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey, iki şey söyledim burada. Birincisi, olabildiği kadar, hadi diyelim senin söylediğinle benim söylediğimi bir araya getirelim, hakikati en yüksek çözünürlükle ortaya çıkartmaya çalışmak. Bu da yine bir ispat derdi değil. Yani zaten ispat edilecek bir şey yok, o ortada. Yani Ermenilerin başına gelen, Süryanilerin başına gelen, Ezilerin başına gelen şey çok ortada. Burada benim hakikati yüksek çözünürlükle ortaya çıkarttığım şey, dediğim şey ne oldu sorusu değil. Bunun olmasının koşulları, bunun bu oluşun farklı biçimleri, bu oluşun sonuçları, bunlardan bahsediyorum. Yani ne oldu sorusunu na ilişkin bir şey söylemiyorum. Bir, bunu yapmak. İkincisi de o acıları demin devlet tarafından yapılan örneğini verdim. Hani dokunuyorsanız, hani elinizi çektiğiniz zaman önceki halinde olmuyor. Çok daha kötü duruma geliyor o yaralar. Biz akademi dünyasında da bu işi yaparken yani ona çok çok dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani özellikle hani işte bu katmerlenmiş acılar aynı zamanda manipülasyona da çok açık acılar haline geliyor. Yani bu burada da yani nerede duruyoruz? Bu bilgimizle, ürettiğimiz bilgiyle ne yapıyoruz sorusunu çok çok iyi sormak gerekiyor. Bizim en azından akademi cephesinden yapabileceklerimiz bunlar. Çok teşekkür ederim Yekten. Çok güzel bir yerde bitirdin. Söylediklerinden şey de geliyor aklıma. Biraz daha güncel konulara hani bağlarsak bu durumu. Koronavirüsün sürekli biyolojik silah olduğuna dair tartışmalar dönüyor. İşte düz dünyacılık mesela ya da başka türden zaten olmadığına dair kanıtların ortada olduğu ama inkarcı tarafın bizi sürekli olmayan bir şeyi ispata zorladığı bir süreçten bahsediyoruz. Biraz inkarcıların pozisyonu da bizi oraya itiyor gibi. Kesinlikle. Ya da en azından o şeyi takip eden akademik çalışmalar biraz oraya mail ediyormuş gibi oluyor. Aslında bir şeyi ispatı gerekiyorsa kendi durdukları pozisyonun ispatının daha zor olduğu çok net. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Eylem'de. Yine sohbetimize devam ederiz illaki. Bu kayda katıldığın için gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Eylem'de.